Bugün Mendebur'la Murla efsane mi gerçek mi çekeceğiz? Yani internette gördüğümüz ilginç videoların aslını astarını araştıracağız değil mi Lemurcuğum? Bakacağız, bilmiyorum. Göreceğiz bakalım gerçek mi değil mi? Hadi başlayalım. Abi sence bir pet şişeden çıkan hava 10 tane mum söndürür mü? Basıncına da bağlı biraz ya. Vurmana. Evet. Deneyelim mi? Deneyelim. Bu arada Hakan'la 10 numara videomuz var ha, Hakan'ın kanalında. Büyük paket açılışı yaptık. Efsane video. Hakan'ın efsane serilerinden. Efsane deyince ama şey gibi oldu. Şimdi efsane mi gerçek mi deyiz ya. İşte onu atıyoruz. Birbiriyle matchliyoruz. Gerçek bir içerik çıktı. Evet evet aynen. Gerçek bir efsane içerik. Bu arada 10 tane düşündüğümden daha çok yer kaplıyormuş. Evet yani 10 taneyi şey yapamayabilir biliyor musun? Söndüremeyebilir. Bir kibrit, çakmak herhangi bir şeyiniz var mı? Kamil sigara içmez ama yanında her zaman evet. Çakmak taşır. Sünnet abi. Evet evet. Hakan, ben sana videoda don giydirmiş insanım oğlum. Doğru dedin. Niye hatırladım ben şu an bunu ya? Bak ben de şimdi hatırladım ya. Bir giysene bunu üstüne. Bir giyeyim abi. Süpermen olacak ya Lemur. Lemurmen. İşte nerede giyeyim? Giy orada, giy hemen. Çünkü bana küçük gelir. Olsa ben giyecektim. Lemurmen. Şu an... Abi daha fazla gitmiyor. Evet. Lemur'a bile küçük geldi oğlum. Bunu biz çocuk reyonundan mı aldık acaba Seko? Harun, abine ben videoda don giydirdim. Dominikli donu. Ve baya şey hani böyle bir şey. Peki şeyi hatırlıyor musun? Kamera arkası Seko. Çıplaktı. Evet. Evet. Ben de fotoğrafı hala duruyor. Aynen. Ama yani, şey yayınlayamadık. Aynen Serkan amcan videoyu çıplak çekti. Ama sıcaktan hani şimdi adamın da şeyini yapmayalım. Ama bir şey söyleyeceğim ya, bugün hava çok kuru diyorsun. Nem %95, Dominik'ten bahsediyoruz bu arada. Ben mi deneyeyim deneyecek misin? Sen dene bakalım 10 taneyi söndürebilirsin. Misin? Sadece şunu mu yapıyorum? Evet. Oha! Oha! Oldu lan! Yani ilk fazla seri oldu. Aynen yani kesin bir şekilde oldu. 12'ye mi çıktık? 12'ye çıkartacağız. Onu da ben deneyeyim. Allah 11'de kaldı abi, böyle bir şey olur mu ya Kamil? Ben yaparım bak. Evet onun sonuncusunu sen söndür. Heh. Hayır sen benden daha fazla ne yaptın da o söndü? Abi sen buradan vurdun. He. Ben buradan vurup... Tazikli. Evet. O zaman gerçekmiş ama. Gerçekmiş. Hakan'cığım görüyor musun Çinli'yi? Gördüm. Siyahi abimiz ne yapıyor? Elini böyle açık tutuyor. Sonra böyle bir şeyler yapıyor bana. Elini ama şu hareketi yapmadan el dönüyor. Deneyelim. Bak. Makarena dansı vardı hatırlıyor musun? Oo abi? Makarena. Ben bunu okulda piyes olarak yapmıştım. Harbi mi? Oğlum döndü lan. Evet ama niye ikinci harekette döndü? İlkinde bak, de yarım dönüyor zaten. Bak. Başlayalım. 1, 2, 3. Yarım döndü bak. Böyleydi bu el. 1, 2, 3. Abi şu hareketten dolayı oluyor. E tamam. E tabii bunu yapamıyorsun sonuçta bak. Evet. Anladın mı? Ama şunu yapıyorsun. Yan döndü. Sonra bir daha yapıyorsun. Bir daha çeviriyorsun. Ben ama bilinçli olarak engelledim. Evet ama yine dönmeye çalışıyor. Evet. O el demek ki her zaman sana uymuyor Hakan'cığım. Bak oldu. Çok garip değil mi? Evet. Peki böyle başlasak? Allah. Bir kere daha döndürürsem kolum kırılacak. Döndüremeyiz. Aa bu bak bu da bunun bug'ı. Çıkmıyor yukarı. Peki sence bunun olayı ne? Abi şurada mecburiyetten iskelet yapısından dolayı... Değil mi? Böyle döndürüyor bu üçüncü hareketi bu şekilde yapamıyoruz. Evet. Bak. Bak. Evet. Yani şu hareketi bu şekilde yapma şansın olmadığı yok. İçin... Mecbur istemeden o sırada istemsizce muhtemelen şey... Beynimiz bunu düşünmeden yapıyor evet, o sırada. Evet yapıyor aynen öyle. Ama gerçek gerçekmiş. Evet şimdi hanımefendi güzelce kendisini bağlıyor sırtından ki böyle dik dursun yatarken sırtı ağrımasın. Şimdi ben seni bir güzel bir bandaj bağlayacağım tamam mı? İlk defa kobay oluyorum. Evet. Şimdi... Harun çok mutlu bu arada. Bu arada bir gerildim. Harbi mi? Ya işe yarıyor mu yani? Hayır. Ama şey... Kambur durmanı engelleyecek mi? Mesele o. Kamburum şu an. O zaman daha da mı sıkacağız? Abi şu an şey sıkıntı da olabilir. Şimdi mesela şuradan bir etle falan desteklenmesi gerekiyorsa benim orada et yok. Evet abi ya bu çocukta hiçbir şey yok. Ama şu an bak dik duruyorsun yani. Ya kambur durmanı engelliyor mu onu bir? Kambur durmak istersem dururum. Böyle durursun tabii. Normalde hani seni tutuyor mu? Çok az. Dur biraz daha sıkayım.
Şu an istemesem de dik dururum bu arada. Harbi mi? Ya başka bir şey soracağım sana. Evet, şimdi nasıl? Şu an Robocop gibiyim abi. Hiçbir şekilde kambur duramam bu halde. Videoda diyor ki, akşam yatın diyor. Olmaz değil mi? Yatamazsın. Mümkün değil, uyuyamam. Abi şu an şey gibiyim. Bir yap bakayım bana. Buraya sopa bağlasaydın düz şekilde aynı şey. Aynen. Şu an. Şey. Bir bana yapsana Hakan. Bende ciddi kambur var bu arada. Onu iyice sıkacaksın. Hani böyle yereceğim beni. Şu mu yani? Evet, daha da gerebilirsin. Şimdi bağlayacağım. Abi düğüm atıyorum. Tamam. Oha. Ama sabah uyandığımda benim iki kolu kesmek zorunda kalırız. Abi şey çok kötü işte yani. Yani kangren olacağım yani. Çok güzel gözüküyorsun yani. Ya bu sen de böyle mi gözüküyordun bu arada? Abi ben de göbek möbek var. Ben çok daha farklı gözüküyorumdur. Çok hoşuna gidiyor böyle kötü gözüktüğüm zaman bu çocuğun. Ben de kobay olduğumda Harun'un çok hoşuna gidiyor. İşte mesela az önce denemeye başladım, bak sırıtıyor. Hala sırıtıyor, görüyor musun? Abi, çok ilginç. İşte bizim de Kamil'le aramızda abi. Ama benim galiba sağ kolu keseceğiz. Şunu abi çıkar. Ben bir sokayım. Hakan şunu çıkar. Çek yukarıdan çek. Bunu böyle tişört çıkartır gibi. Oh. Yani yok abi. Bende böyle bir kambur var. Onu düzeltmek için senin gibi çekip şey yapmak lazım. Hadi yaptık, dik durduk ama öyle yatılmaz. Yok, uyuyamazsın, mümkün değil. Yani, canın acır yani, şey düşün zaten yarım saat oturuyor olsam bile yarım saat mi? Sonra artık böyle başlar karıncalanma. Benim bak buram kırıldı. Futbol oynarken. Hadi ya. Köprücük kemiğim. Böyle bir şey takıyorsun. Şey yapamıyorsun. Ha, medikal şeylerden. Evet evet. Böyle sırt çantası düşün ama çantasız sırt çantası takıyorsun. Arkadan aynı sistem. Geriyorsun, böyle dolaşıyorsun ama bu tıbbi de olmadığı için vallahi adamı sakat bırakır. Evet. Efsaneymiş. Bursa'nın şeftalisi meşhur. Evet, tüylüsü yarma, ama. Yarma tüylü şeftali. Tüysüzü Bursa'ya ait değil. Gerçek mi ki o? Ya şeftali değil o. Yani evet. Nektarin diyorlar işte. Bir kayısıyla şeftaliyi mi karıştırıyorlar? Ya tamam, doğal bir meyve değil değil mi? Ya abi sonuçta aşılama metodu doğal, genetik değil. Genetikle oynanmışı sakat. Çekirdeksiz karpuz gerçek değil. Evet abi, çok acayip bir şey ya. Ya çok garip. Ya da ben öyle biliyorum, bilmiyorum abi. Çok da bildiğim konular değil. Belki de öyle bir tür vardır çekirdeksiz karpuz. Var mı sizin orada çekirdeksiz karpuz? Bizim orada dedem yapıyor ama çok çekirdekli abi. Fazla fazla yani. O işte gerçek. Haddinden fazla. İşte organik yani, çekirdeksiz yapayım derken mi öyle oluyor? Yok, öyle bir derdi yok onun. O lezzetin peşinde. Aynen. Abi işte organik karpuzda çekirdek olur. Geçen gün bir shortta şey gördüm ben. Organik muzun içinde siyah çekirdekler var. Ama kocaman, böyle böyle. Organik değil o şey ya. İlk muzlar. İnsanoğlunun ehlileştirmeden önceki muzlar, anladın mı? Yenebilen şeyler değil. Yabani muz yani. Tamam ama şey, bizim şu an marketten aldığımızda... Yabani muz değil. O bir şekilde ehlileştiriyorlar onu. Mesela domates de ilk bizim aldığımız, ya bizim yediğimiz gibi değil domates. Daha farklı. Karpuzun içi de farklı. Turunçgiller vardır ya. Ha, hepsi turunçtan çıkmadır onların. Turunç yenmez mesela. Şimdi şeftaliye ne yapıyor? Karga burunla çekirdeğini kalka diz söker gibi söküyor. Sence olur mu? Şeftali içine gittikçe, çekirdeğe yaklaştıkça sertleşen bir meyve. Aynen öyle. Şimdi iki tane şeftali, hangisini tercih edersin Hakan'cığım? Ben şu hafif kararmış alayım. Evet, demek ki Hakan daha kararmış seviyor. Şimdi sen dene bakayım. Tutamadım ki. Aa Hakan, tuttun mu? Tutamıyorum, kayıyor. Niye tutamıyorsun lan? Kayıyor. Allah Allah. Heh. Oldu. Oldu lan. Şeye denk getirmek lazım ama işte. İnce tarafına denk getirmen ya, gerekiyor. O da şeyden, bu bayağı döküldü. Dur bakayım, ben de yapayım. Sıkıştırdım. Evet. Oğlum çok iyiymiş lan. Güzel. Aa. Yıkamadık abi onları. Bursa'dasın diye o kadar da doğal değildir bak. Dışında ilaç falan vardır, ben söyleyeyim. Oğlum bu Bursa şeftalisi değil ki zaten. Şuradaki, Bursa'daki marketten aldık. Evet, Bursa yani. Şeftalisi. Bursa'nın şeftalisi daha büyük olmuyor mu? Evet, biraz daha böyle yarma iyi oluyor. Yarma şeftali şey, yani işte. Şu kısmı biraz daha çukur oluyor. İşte yarma şeftali dedikleri. Oradan tutup ikiye bölebiliyorsun abi. Dünyanın en iyi şeftalisi bu arada Bursa'nın şeftalisi. Bulalım ondan Hakan'ım, eve gitmeden alalım. Yol kenarında falan. Aynen. Bakalım biz. Bu gerçekmiş ama. Gerçekmiş. Şimdi ne yapıyor? İki muza şöyle parayı takıyor. İkisini birleştiriyor. Şarj aleti takıyor. Şarj ediyor telefonu. Mümkün değil. Harbi mi diyorsun? Mümkün değil. Deneyelim abi. Bak, iki tane muz. Bu Chiquita. Afrikalı muzu bu. Şimdi Afrikalı muzuna para takıyoruz. Güzel bir cerrahi işlem. Bunu buna taktık. Aynısını buna uyguluyoruz.
Ya bana da pek inandırıcı gelmiyor ama bu efsane mi gerçek mi de çok garip şeyler gördüm Hakan. Ya şöyle olsa biri bakır biri çinko patatese evet, takıyorsun. Aynen olsa neyse tak. Ama 220 volt lazım abi şunun abi, çalışması için. Gerçekten öyle yani 220 voltu 10 kaç tane 9 voltluk 20 tane falan 25 tane pil gerekiyor. Yani bu 2 tane muz bedava enerji tak bakalım fişi. Şimdi takıyorum. Olmayacağını bile bile de bakıyorum ya. Evet zaten balık gibi kalıyorsun. Yok olmadı. Ya mümkün mü abi? Biz en iyisi Hakan muzları yeriz. Evet. Hatta bir şey söyleyeyim mi Hakan? Kararmış muzla ilgili bir efsane var. Direkt ona geçelim mi? Geçelim. Şurada bak şimdi. Kararmış muzu alıyor şuralarından. Bak böyle şeyler oluyor ya muzlarda. Alıyor. Şöyle. Sonra bunu götürüyor. Mikroskopa koyuyor. İçerisi kımıl kımıl bakteri kaynıyor. Bakalım. Bakalım. Sonuçta mikroskop senin işin. Ne diyorsun? Muzun o çeperinde var mıdır öyle bakteriler, makteriler kararmış yerlerinde? Varsa... Ya biraz dışarıda beklese çok mümkün. Muz kurt yapıyor. E tabii yani. Canlı yem olarak falan kullanabiliyorsun akvaryumda. Öyle mi? Evet. Muz kabuğu yapıyor gerçi ama hani içinde direkt öyle bir şey var mıdır ya bilmiyorum. Ya parazit başka bir şey abi. O gözüken görüntüler bence muzdan değildir ya. Ya zaten bir kere böyle göremezsin ki. Bunun sıvısı mıvısı bilmem nesi yok mu? Sıvıyla da bakabildiğin şeyler var. Ama şu an büyük bir dokuya bakıyoruz. Evet. Üstüne lamel şey koyacak mıyız lamel? Ha yok gerek. En uzaktan başlayalım. Ya inşallah yoktur ya kanka ben muz seviyorum. Ha varsa ya. Evet o da sıkıntı. Evet. Şu bir kurda benziyor değil mi? Ya hiç sorma ama herhalde değildir ya. O kendi lifli dokusu da var evet, sonuçta. Evet büyük ihtimal lif bunlar. Hı hı. Şu böyle yuvarlağımsı gördüğün büyük şeyler var ya. Tenya, ya da şu, şunlar tenya var. Gibi. Tenya... Onlar genel olarak hava kabarcığı abi. O yuvarlaklar tamam da şey, şunları diyorsun değil mi? Yok şu noktacık noktacık olanların falan %90'ı hava kabarcığı onlar oluyor. Hava kabarcığı canım %100 ben eminim onun hava kabarcığı olduğuna. Hareket eden bir şey göremiyorum ben ya. Şu ne? Hangisi? Bak mavi bir şey var. İp gibi bir şey bu ya. Naylon ip gibi. Aa nasıl olur? Yani bıçaktan gelme ihtimali var mı? Kamil'in neresinden çıktı o ses tam olarak? O ses neydi? Eğer bir özel bir yerse Kamil bakalım mikroskopla. He? Endoskop falan evet, da var. Var var bugün lemurun videoda inceledik. Abi o kesin bıçaktan falan geldi ya. Çünkü o hani bir organizma değil. Dediğin gibi naylon bir ip gibi. Evet o ya bir şeyler açtık bununla aynen, bir şeyler aynen. Kestik falan. O torba lifi falan evet. Olabilir. Ama gördüğün gibi kurt murt hiçbir şey yok. Efsaneymiş. Bu arada efsane dedikten sonra madem geçtik bunun başına. Aklımda iki tane daha mikroskopla bakıp acaba dediğim bir şey vardı. Birincisi ananas. Dilimizi o tahriş ediyormuş. Ha şu yediğimizde damağımızın dilimizin şey olma sebebi iğne mi? Diyorlar. Deneyelim. Deneyelim. Bir tane ananas parçası getirelim. Ananası böyle koyuyoruz abi. Yok. Şimdi şuradan. Sizin evinizde niye ananas var? Biz çok seviyoruz abi. Allah Allah hayırdır inşallah. Şimdi. Bu da bir taktik galiba. İşte. Gerçekmiş. Gerçekmiş bu. Bu lamdı değil mi? Bu lam, bu lamel. Evet yani büyük olanın lam olması lazım. Çünkü o sonuçtaki el Fransızca'da küçültme terimi. Şimdi bunun üstünde bak bakalım şey var mı? İğne. Bu da ne güzel meyve ya. Çok yiyememek ama dert işte. Evet. İğneler var mı? Damağım yaraydı ya, yedim canımı acıttı. Hiç iğnemsi bir şey yok. Hiç yok abi. Hayır zaten bir şey söyleyeceğim. Bir taraftan da şeyi düşünüyorum. Öyle bir hissiyat değil o. Hani ağzına bir şey batıyormuş hissiyatı yok yani ananas yerken. Ama şey tahriş ediyormuş evet, su ama gibi. Ama böyle hani iğne batırma falan öyle bir şey yok gibi. Yani büyük ihtimalle enzim mi vardır, asit mi vardır? Asidik bir meyve zaten bu. Ekşi bir meyve ya da yani. Şey, bunu böyle çamaşır suyu gibi kullandıklarını gördüm ben. Şey ha? Bakterileri topluyorlar şey mikroskopta. Yanına ananas suyu damlatıyorlar. Bakterilerin çeperleri bozuluyor. İşte ben abi asidik ya. Aynı şeyi sitrik asitle de yapsan yani limon suyuyla da yapsan olur bence. Gerçi evet mantıklı. Asitle alakalı garip bir durumu var. Ama mesela şu an damağım var ya nasıl acıyor biliyor musun? Ya şuradaki şeylere bak çok hafif. Ona bir andırıyor. Uylandım. Ama videodaki gibi de değil. Değil canım videoda bir de iğne gibi. Bir şey daha var lan. Nerede senin Hüsnü? Hüsnü yukarıda. Hüsnü'yü bir getirsene. Abi bu hayvanın... Bu ne ya? Hiç dokundun mu? Yok abi. Bak tüyleri dokunabileceğin en ince tüyler. Gerçekten mi? Evet. Bu ne lan yok gibi. Ay boşluğa dokunuyormuşsun gibi değil mi? Ay mübarek ya. Allah'ım yarabbim. Bıyıklara bak bıyıklara. Allah Allah. Çok garip bir şey oğlum. Peluş oyuncak gibi. Gıdısını sevilmesini çok seviyor. Ay gıdığını. Gıdığını yediğim.
Bu ne ya? Dişleri en keskin kemirgen dişi bu arada ona göre. Kemirgenlerin hep öyle ya. Ama ısırmaz bu kolay kolay. Dişileri ısırıyor bazen. Ha, Hüsnü hiç ısırdı mı Harun? Isırınca ne oluyor? Jilet gibi kesiyor mu? Ya böyle yokluyorlar. Yemek sanıp yokluyor. Hani ha, bilinçli olarak hiç ısırmadılar. Şey yapıyor, jilet gibi mi kesiyor böyle? Beni o seviyede hiç ısırmadı. Beni ısırdı. Kesiyor mu? Keser, evet. Şimdi o zaman... Şimdi bir tane tüy alalım. Aynen. Hüsnü'den. Efsane şu arkadaşlar. Çinçiyanın yani bu Hüsnü'nün türdeşlerinin tüyleri dünyanın en ince tüyleriymiş. İşte buradan bir iki tüy aldık. Aslında dünyanın en ince tüylerinin sahibi bugün buraya gelemedi. Sekum. Evet. O burada yok bugün. Ne yapalım? Kısmet. Abi sen bunu al, ben Hüsnü'yü bırakayım. Bırak abi. Bir de köpek tüylerimizi alalım. Sonra onları yan yana koyalım. Selam ver. Allah'ım yarabbim ya, şu tatlılığı. Şimdi şuraya koyayım mı? Koyamıyorum ki, elime yapışıyor. Çok hafif. Tamam bu, aha uçuyor. Aa. Nasıl sabitliyor buna? Lamel lazım. Şimdi ben bir tane köpek kılı buldum. Tamam mı? Onu şöyle koyuyorum bak. İki tane köpek kılı. Yan yana şöyle koydum. Şimdi koyduk. En şeyi almamız lazım değil mi? Gerçekten çinçila. Onu da sen söyledin. Çinçiya tüyü en ince tüy diye. Onun efsanesini deniyorum şu an. Bana öyle dediler. En yoğunmuş ayrıca. Evet. Şimdi bunlar çinçiya tüyü. Evet. Yanında da sol tarafta bir tane bakalım ayırt edebilecek miyiz köpek tüyüyle? Yanında Jack Russell tüyü var. Oha! Aradaki farka bak. Oha çok fazlaymış fark ama. Yani sen söyleyeyim mi? 1000 katı falan. Oran orantı olarak o kadar var mıdır? Abi şeyiyle ha, düşün. Ha çapıyla birlikte çapıyla düşün. Çapıyla beraber düşün. Yani 100 ila 1000 kat arası vardır bu fark. Ki bazıları daha da ince. Evet çok daha tüy gibi. Peki bir Hakan kılı. Al abi. Evet, bir Hakan kılı. Şuraya koyuyorum üstüne. Şimdi bir oynat tamam. Bakalım. Şimdi Hüsnü tüylerindeyiz. Evet. Heh. Bu Hakan kılı mı? Bu Hakan kılı. Gerçekten kanka, yani bizim etrafımızda bir köpekten, kediden falan filan aldığımız, Hakan'dan aldığımız tüylerden sonra çinçiya gerçekten dünyanın en ince tüyü olabilir. Onu ben de artık inanıyorum buna. Hani bundan daha ince ne olur bilmiyorum. Fakat en incesidir bilmiyorum fakat en incelerinden biri diyebilirim tüy olarak. Ya muhtemelen sallamamışlardır böyle evet, bir şeyi en aynen. ince dediklerine göre. Ya bir de ben hayatımda öyle bir hissiyat yaşamadım. Boşluğa dokunuyorsun evet, gibi değil yok mi? Yok gibi bir şey yani o tüyler. Gerçekmiş diyebiliriz. Ne yapıyor arkadaş? Ortaya mı vereceksin Kamil? Biz onu veririz abi. Bir yere koyarız diyorsun tamam. Askıyı takıyor kafaya. Çeviriyor sağa sol yapıyor. Sağa sol yapıyor bir şey oluyor adama. Ne olduğunu da anlamıyorum ama böyle böyle oluyorlar. Niye öyle oluyorlar? Hı? Görüyor musun işte bak daha askıyı takmadan böyle oldu Harun. Şu an bu böyle abi. Kafalarına çok acayip şeyler oluyor. Evet yani ne olduğunu anlamıyorum ama çeviremiyorlar kafalarını. Öyle bir şey. Al askıyı tak şu kafana. Hayal ettiğimle gerçekte olan. Hiç mantıklı gelmiyor. Şimdi tak bakayım sen bir. Tak kafaya. Bu mu? Evet tak bir çevir kafanı. Hiçbir şey olmadı mı? Ne olması gerekiyor? Ne bileyim ben de anlamadım ki. Oğlum kafam boştaymış gibi. Aa. Değil mi? Boynum boştaymış evet, gibi. Evet evet sanki böyle senin değilmiş gibi oluyor kafa. Allah Allah. Bir dakika evet. Oha midem bulanıyor. Bir saniye. Yavaş döndür bak yavaş. Abi değil mi? Boynum bir değişik. Ya dizlerime kadar bir garip hissediyorum. Ama onun dışında hiçbir şey hissetmiyorum. Bu ne oğlum böyle? Cidden mi oluyor ya? Evet. Ben mi yanlış yaptım? Bakayım. Tak bakayım. Ne yapıyoruz? Tak kafana. Böyle mi? He. Ne yapıyorsun? Şimdi yavaşça dikel kafanı sağa çevir. Bir şey olmuyor mu? Yo. Allah Allah hayırdır inşallah kış cinler. Boynumda bir gariplik var. Evet, ya boynum bir boştaymış gibi. Evet boynumda bir gariplik var yani. Ha, sanki böyle kafan yer çekimli ortamda değilmiş gibi. Ama o hani böyle garip bir şey. O kadar değil evet. Canım ama yani. Niye öyle oluyor? Herhalde buradaki damarları evet, sıkıştırıyor falan. Kan akışını falan mı yavaşlatıyoruz acaba? Vallahi bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak adamla kadın orada şekilden şekle giriyor. Evet. Bence o kadar şekilden şekle girilecek bir mesele değil. Bakıyorum şimdi. Yarı efsaneymiş. Öyle mi oluyor? Yani hani abartmışlar.
meseleyi. Bir de bak ilk yaptığımda bir o gevşeklik hissiyatını hissediyorum boynumda ama sonra normalleşiyor. Evet evet. Bence bu efsane ya. Yani siz olun. Kafanıza askı takmayın. İlk kafasına askı takan insan sen kim sence? Kim hani acaba? Niye denedi mesela? Yani boynum boşa çıktı. Kamil senin bir fikrin var mı oğlum bu konuda? Saçma sapan şeyler. Kamil böyle kıssadan hisse. Net adam. Efsaneymiş. Şimdi burada görelim. Ne yapıyor? İki tane gönyeyi makas niyetine kullanıyor. Sence olur mu bu? Mantıklı geliyor. Ama yani makas bile bazen kesmiyor ki. Onu bilemek gerekiyor falan. Yani şimdi hiç bilemeden iki tane gönyeyi aldık. Makas ya burada. Makas gibi düzgün kesmese bile kesmesi lazım. Evet. Şimdi önemli olan burada. Şimdi verevli kısmı var mı bunun? Şurası verevli kısım galiba. Hangi dilde abi verev? Ya Türkçe bilmiyor musun? Verevi bilmiyorum. Duydunuz mu verev diye bir şey? Allah Allah. Verev ya. Diye bir şey duyan var mı burada? Kamil? Beni sorma abi her videoda zaten. Verev. Verev kullanılıyor. Evet. Sen nerede duydun verevi? Burası abiden duydum. Az önce. Evet abi. Sen bilmiyor musun verev ne demek? Eğim mi demek? Evet. Ya Allah'ım ya Rabbim. Bu yeni jenerasyon. Bu 17-18 yaş. Çok garip. Bir dakika. Sen yırttın ben bunu. Ben yırttım da en başta kendi kesti bu arada. Harbi mi? Dur bakayım. O kadar çekme. Bir dakika şöyle daha aynen. Çekmeyecek ha, şekilde evet, tutayım. Evet. Oo, bayağı bak kesin. Şu an çekmiyorum. Kendi kesiyor. Evet ama doğrultuyu ayarlayamıyorsun. Ben tutayım sen yap bakayım. Dur verevli kısmını ayarlayayım abi bir evet, saniye. Abi, şu yazılar birbirine gelecek şekilde olsun. Böyle yani. Verevo. Verevo'nun adı. E şuraya bir vida atalım. Ya zaten onun adı makas. Doğru. Oo sen bayağı düzgün kestin ha. Oo aferin lan. Devam et. Ha ben el işinden hep 5 alıyorum. E tabii 3-4 sene önce ilkokuldaydın sen. Doğru. Benim ilkokulda resim öğretmenim yaptığım hiçbir şeye inanmıyordu biliyor musun? Hani eve proje veriyorlar, yapıyorsun falan ya. Bayağı kestin. Bak. Düz başlayabildim ama devamında düz gitmek evet, çok zor. Zor. Çünkü yani sabit tutmak zor. Ama gerekirse kullanılabilir. Evet yani. Peki. Ama ya da şu seçenek var ben her zaman. Ben en iyisi tamam şu, diyecektim. Evet. Yani şunu şöyle yapsak. Bak hop oldu bitti. Ya yani şöyle bu videoda yani bu videonun konsepti diğer konseptimiz olan deha mı zırva mı olsaydı burada da tam olarak onun farkını vermiş oluruz. Buna deha derdim. Daha doğrusu buna zırva derdim. Bunu bu şekilde yapabiliyorsun. Boşu boşuna uğraşmaya gerek yok. Olmayan bir problemi çözmeye çalışıyoruz evet, şu an. Aynen öyle. Olmayan bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Fakat efsane mi gerçek mi formatında bu gerçek. Evet. Kesebiliyor yani. Matematiğin nasıldı o geçen sene ortaokulda? Ortaokulda iyiydi. Evet, geçen sene biliyorsun. Evet. Benim matematik yok. Direkt yok. Yok, hiç yok. Sözel, full. Yok, yani 2 artı 1, 3, 3, 4'e geçemedim. O kadar kötü gerçekten. Sözelim ben zaten. Teknoloji gelişti abi. Evet, teknoloji gelişti. Çinliler aynı bu şekilde yardıma koştu. 321 ile 3'ü çarpıyor hanımefendi. Ve çizgiler çiziyor falan filan. 3 tane çizgi, 3 ya. 3 tane altını çiziyor. 2 tane çiziyor. 1 tane çiziyor. Sonra o çarpıdaki 3'ü böyle böyle bak şimdi anlatacağım. Çizerek anlatayım. Şimdi ne yapıyor? 321 ile çarpı 3 diyor, tamam mı? Sonra şuradan şöyle 3 tane çizgi çiziyor. Şundan 2 tane çiziyor. Şundan 1 tane çiziyor. Sonra diyor ki 3 var ya burada. 1 diyor, 2 diyor, 3 diyor. Sonra şu kesişim noktalarını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlki 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 3. 963. Bu doğru. Çok doğru da hani şey, yani zaten 5 saniyede hesaplayabileceğim bir evet, şey bu. Evet, yani dünyanın en kolay evet. Şeyi. Peki, başka bir şey yapalım. Ne yapalım yani, mesela? Şey mesela çok saçma olacak. 4 ile çarpayım. 786 ile çizgiler yetmeyecek. Evet, tabii canım. 786 çarpı. Yine 3 yap, fark 3 etmez. 3 yapalım. 1, 2, 3, 6, 7. 6, 7. 8, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Sen saymaya başla abi. Aynen. Ben de o sırada kafadan hesaplayayım. Aynen. Hesap 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Doğru başladı bu arada. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Olmuyor ki bu. 13, 14, 15, 16, olmadı 17, abi. 18. Tabii tamam, canım. Şey, ben şimdi 700 çarpı 3 yaptım kafamda. 700 çarpı 3'ten dedim ki 21. Tamam. Ama şey 21 de olmuyor zaten. 23 ile başlaması lazım. Aynen. Patladı. Sadece 321'i 3 ile çarparsan doğru işlem. Evet. Peki şundan küçük bir rakam yazarsak ne olur? Abi bir saniye. Şu ikisini toplarsan 23. Şu 1 ile 2'yi topladın. Evet. 2300. Çıktı. 4 ile 1'i topla. Çıktı 5. Oğlum. 5, 8. Evet, aradakileri toplaman gerekiyor. Evet. Biz bir formül daha bulduk. Aynen, gerçekten oldu. 21, 24 ve 18 değil mi? Şimdi ortadakileri toplayacağız. Şu ikisini topluyoruz.
Tamam mı? Bu zaten 2. Bu 3. 4 ile 1'i topluyoruz yine. Evet. 5. 8'i indiriyoruz. 8. 2358. Doğru mu? Doğru. Doğru. Çok garip. Çinliler, bak, biz burada matematik dehası. Şey yaptık, update ettik, evet, sizin formülü. O zaman bu gerçek. Evet. Gerçekmiş. Efsane mi gerçek mi videosu bitti. En çok hangi efsaneyi ya da gerçeği sevdin? Mum çok havalıydı. Mum güzeldi. Ben de mumu sevdim ya. Yani en basitiydi belki ama. Havalıydı. Bir de şey vardı, şeftalinin çekirdeğini çıkarma. Evet evet. Gerçekten oldu. Reçel meçel yapacakken mesela. Vıcıt diye tatlı şeftali tatlısı. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Hakan'ın kanalı da aşağıya yapıştırdım.